sabah söyleyemediğim şey vardı ya. Efendim? İyi misin? Ha? Yılbaşı gecesi seni orada öyle görünce... Yani seni kaybetmeye bu kadar yakın olunca... Oturup her şeyi baştan düşündüm. Bundan sonra senin başka evin olmasın Meykacı. Nasıl yani biz? Yeniler mi? Gerçekten mi? Yani bunu benim için söylemiyorsun değil mi yani? Ben daha iyi olayım diye falan. Sabah dediğin gibi sen istiyorsun diye değil, ben istiyorum diye. Ev deyince aklına neresi geliyor? Yaşadığın yer gibi düşünme sadece. Yatılı okuldan beri senin için ev olan tek yer teşkilat. İşimi bırakmamı mı istiyorsun? Özür dilerim ama ben seni uğurlarken artık bir daha dönebilecek misin diye düşünmek istemiyorum. Kaan'la seni her sarılırken gördüğümde acaba bu son sarılmalarım diye düşünmek istemiyorum. Tek evin biz, tek ailen biz olalım. Yağmur, ben başka bir hayat bilmiyorum. Biliyorum, senin için çok zor. Ama biz düşün. Lütfen. Eğer yani sen de istersen... beni o Çengelköy'deki restorana götür. Oraya mı? Sana evlenme teklifi ettiğim yer. Sen teşkilattan ayrılmaya hazır olduğunda... ben de annenin yüzünü tekrar parmağıma takmaya hazır olacağım. Eline sağlık. Benden istediğinde haklısın. Ama bu haklılığa sinir olmadan edemiyorum. Yalnız kalmak ister misin? Ya, Yağmur, sen bana hiçbir zaman fazlalık olmadın. Sen işini çok iyi yaptın. Ve başka türlü de fayda sağlayacağını ikimiz de biliyoruz. Ben seni sevdiğimi biliyorum sadece. Ve iyi olmadığını. Ben iyi olmadıkça Kaan da iyi olmayacak. Hiçbir şey için acele etme. Ben burada böylece beklerim seni. Kaan'ı alacağım
Hem de hava almış olurum. Ben alabilirim. Yağmur, o kadar kötü değilim. Yani eve gidemeyecek kadar kötü değilim, tamam? Tamam. Pardon ya. Kompleks gibi bir şey oluştu bende galiba. Hiçbir şey falan oluşmadı. Kendine şöyle şeyler söyleyip durma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.